Bildiğiniz gibi piyasadaki çoğu şeyin fiyatı 9 ile bitiyor. Patates soyacı, emoji yastığı, Vanilla'ya bebek 40 santim müzikli peluş oyuncak orijinal 3 kademeli konuş. Neredeyse alabileceğiniz her şeyin fiyatı 9 ile bitiyor. Aslında ürünleri bu şekilde fiyatlandırmanın çok mantıklı bir sebebi var. Çünkü siz aptalsınız. Dur, tamam. Tamam, siz aptal değilsiniz. Siz daha çok siz gibisiniz. Genel olarak dünyanın büyük bir kısmı aptal. Eminim çok zekisinizdir. Her insanın farklı farklı psikolojik tuhaflıkları vardır. Bu tuhaflıklar numarayı nasıl algıladığınızı etkiler. Ve 99 kuruş taktiği en bilinenlerden sadece bir tanesi. Kısaca insanlar fiyatı gördüğü zaman direkt büyük sayıya odaklanır. Hayır, Suriyelilere harcadığımız gibi büyük bir para değil. Sadece 5. Beynimiz fiyatı 5 lira olan bir ürünle 6 lira olan ürün arasında çok büyük bir farklılık varmış gibi algılar. Her yıl yaklaşık 244 milyon ton ürün fiyatlandırılırken sonunun 99 olmasına dikkat ediliyor. Ve sonu 9 ile biten ürünler piyasada yaklaşık %60'lık bir yer kaplıyor. Eğer gidip de bir Rolex saat alırsanız fiyatının çok normal bir şekilde belirlendiğini görürsünüz. Ama eğer gidip de bir Casio saat alırsanız sonunun büyük ihtimalle 9 ile bittiğini göreceksiniz. Bu da insanlarda tam fiyatın daha kaliteli olduğu algısını yaratıyor. Ve piyasanın size yaptığı diğer bir taktik, ürünün fiyatını tamamen rastgele belirleme. Eğer bir ürüne rastgele bir fiyat belirlerseniz, örneğin 5 lira 67 kuruş gibi, müşteriler ürünlerin içinde dolaşırken sizin ürününüzü görüp fiyattaki dengesizliğe bakarlar. Bu da müşteriye o ürünü daha fazla inceleme şansı verir. Size piyasanın uyguladığı en temel 5 tane taktiği söyledim. Eğer pahalı bir ürünün varsa ve bunu satmak için ne yaparsınız? Hadi biraz düşünün. Taksitlendirme mi dediniz? Aslında yanlış sayılmazsınız ama daha iyi bir seçim hakkınız var. Tabii ki o ürünün yanına daha pahalı bir ürün koyarak. Ve şimdi size yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ve en başarılı pazarlama taktiğini anlatacağım. Buna Türkçe'de 3 kuralı diyoruz. Örneğin Netflix'i ele alalım. Gördüğünüz gibi en ucuz paket 15.99 lira. Standart olan 27.99 lira. En pahalı olan ise 39.99 lira. Onlar bunların arasından ortadakini satın almanızı istiyor. En basit paket HD çözünürlük bile vermiyor. Gerçekten çok ama çok az kişi bu paketi satın alıyor. Ama 12 lira fazla vererek standart versiyondan alırsanız hem HD oluyor ve çift ekran kullanabiliyorsunuz. En pahalı versiyonu ise yine az kişi alıyor çünkü insanlara fiyatı pahalı geliyor ve değmeyeceğini düşünüyorlar. Ve bu da onları direkt ortadakini almaya itiyor. Netflix'e internetten çoğu satış yapan yer ürünü satmak için aynı zamanda bir taktik daha kullanıyor. Hepimiz bunda ortak bir fikre sahibiz bence. Çünkü eğer Netflix ürünü 27 lira 99 kuruş yerine 335 lira 88 kuruşa koysaydı, her ne kadar 27 lira 99 kuruşluk paketin bir yıllık versiyonu olsa da bunu hiçbiriniz almazdınız. Yani aylık ödeme size verdiğiniz paranın çok daha az olduğunu hissettiriyor.